Yepyeni bir yıla başlayacağız ve yepyeni bir yıl, yepyeni biz demek olsun, yepyeni bir gelecek olsun ve bunu oluşturabilmek için keyifli bir ortam hazırlayın ve hazırsanız başlayalım. Yeni yıl dileklerimiz şimdiden kabul olsun. Umarım her şey hepimiz için çok güzel olur. Ben dileklerin söylenmesini ve yazılmasını çok doğru buluyorum ve böylelikle beyne komutu göndermiş olduğumuzu düşünüyorum. Ve bu yüzden bu sene yeni yıl niyetlerimi ilk defa sizlerle paylaşacağım. Geçen senenin videosunu izledim. İzlemeyenler için lütfen o videoyu izleyin arkadaşlar. Bu videodan çok daha farklı o. Orada daha ritüelimi anlatıyorum. Yani yeni yıl dileklerimi yazmadan önce neler yapıyorum, meditasyonumu, hangi soruları sordum gibi aslında bir takım teknikleri anlatıyorum. Bu video ondan birazcık daha farklı. Aslında onun devamı niteliğinde çünkü burada neleri yazmak istediğimi ilk defa sizlerle paylaşıyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bildirim tuşuna basmayı ve videoyu beğenirseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Paylaştıkça sevgi, bilgi çoğalır arkadaşlar ve yine videoya başlamadan önce kağıt kaleminizi ya da neye yazmak istiyorsanız onu elinize alın. Belki bir kahve demleyebilirsiniz. Belki mumlar yakabilirsiniz. Benim gibi belki çam ağacınızın yanında oturup güzel bir müzik eşliğinde yazmak isteyebilirsiniz. Ben kahvemi hazırladım. Madem bu tarz videolardan bahsediyoruz, o zaman ilk niyetimi sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Yıllarca YouTube'u farklı bir yerde konumlandırdım. Çok uzun yıllardır YouTube'dayım. Farklı mecralarda, farklı kanallarda da videolar çektim. Kendi kanalıma gerçekten bir niyet koymadığımı fark ettim. Bazen böyle dilimde bu benim işim diyorum ama geçenlerde bir arkadaşım bana dedi ki, sen neden video çekiyorsun? Seviyorum dedi. Gerçekten seviyor musun dedi. Çünkü gerçekten sevseydin seni çok iyi tanıyorum. Bunu işin olarak görürdün ama bence sen bunu işin olarak görmüyorsun dedi ve ben bir aydınlanma yaşadım. Öğrencilerime çoğunlukla şunu söylüyorum. Bir şeyi gerçekten seviyorsanız ve yapmak istiyorsanız vaktim yok demezsiniz. Ben YouTube için çoğu zaman vaktim yok diyorum. Çünkü her şeyini ben yapıyorum. Ve dolayısıyla video çekme kısmı benim için en eğlenceli, en sevdiğim, en keyif aldığım anı. Öncesi hazırlığı yani ışıklar, kameralar ki hiçbir zaman çekim ekipmanlarım çok iyi olmadı. Çünkü buna hem yatırım yapmadım hem oturup öğrenmedim. Aynı zamanda sonrası için yani çektikten sonra videolarımı montajlama kısmı da benim için çoğu zaman zorlayıcı oldu. Çünkü orada da öğrenmem gereken çok fazla şey var ve ben bunları yapmak istemediğimi fark ettim. Ve arkadaşım beni gerçekten şöyle aydınlattı. Ben video çekmeyi seviyorum. Konuşmayı ve anlatmayı seviyorum. Aslında YouTube'u seviyorum fakat bazı işleri benim için çok da sevdiğim şeyler değil. Ve ben YouTube'u bugüne kadar net olarak işim diye tanımlamadım. Geçtiğimiz 2 yıl benim için çok zordu ve hala çok zor. Çünkü ben çok büyük kayıplar verdim. Sevdiklerimi kaybettim ve yakın zamanda da bir hafta içerisinde de bir sevdiğimi kaybettim. Asıl para kazandığım koçluğa geri dönüşüm çok daha hızlı olabiliyor bu süreçlerde. Ama YouTube benim için daha böyle keyifli olmam gereken, insanlara enerji vermem gereken bir alan olduğu için ve zaten öncesinde ve sonrasındaki aşamalarda yorulduğum için özellikle son 2 yıldır çok daha az işimmiş gibi görüyorum ama bu seneki niyetim, yani hemen şöyle toparlayayım, YouTube'u en ön sıraya koymak olacak. Çünkü gerçekten buraya bir emek harcıyorum ama bu emeğimin artık karşılığını almam gerektiğini düşündüğüm bir yıla giriyorum. Ve dolayısıyla sizlerle ilk defa da bu niyetimi paylaşıyorum. Sizlerle paylaşayım ki yapmak zorunda olayım. Ve verdiğim sözün devamını getireyim. O yüzden bu sene YouTube kanalı için gerçekten çok iyi içerikler planladım. Ve sanırım artık bir ekiple çalışmaya başlayacağım. Çünkü demek ki benim tek başıma kontrol edemediğim bir alan. Her şeyi tek başıma yapmak zorunda da değilim. Aslında geçtiğimiz yıllara bakıp bunun değerlendirmesini yapıp bu niyeti ortaya koydum. Ve bir diğer niyetim, bunu aslında Ağustos ayı içerisinde niyet etmiştim ve tüm hazırlıklarını neredeyse tamamladım. Eşimle birlikte Ağustos ayında şöyle bir şey düşündük. Sevdiğimiz bir ülkede birkaç ay yaşamayı programladık. Bakalım biz yurt dışında yaşayabiliyor muyuz? Oradaki yaşam nasıl? Çünkü buradan diyoruz ki gelin bir Türkiye'de yaşayın ve olayları görün. Bir de oradan bakalım orada yaşamak nasılmış? Biz gerçekten oralarda yaşayabiliyor muyuz? Ve bunun için bir bütçe ayırdık. Hemen bir programlamasını yaptık. Nereye gidebiliriz? Ne kadar yaşayabiliriz? Gibi. Tabii ki biz o niyeti ortaya koyduğumuzda ve programımızı yaptığımızda dolar ve euro yanlış hatırlamıyorsam 7-8 lira civarlarındaydı. Bugün ben bu videoyu çekerken dolar 14 lirayı geçti. Benim niyetim böyle kısmen askıda, kısmen program değişir gibi oldu. Ama ben bu niyeti ortaya koydum ve ben olacağına da inanıyorum. Sadece evet bir şeyler oluyor, ülkede bir şeyler değişiyor ve bu niyetlerimiz bazen bizim dışımızda gerçekleşemeyebilir. Yani doların, euronun artması benimle ya da sizin alakalı değil. Buna çözüm bulabilmek adına başka şeyler yapılır. Hiç oraya girmeyeceğim. Fakat bugün bu niyetim gerçekleşmiyorsa bu sene değil belki seneye olabilir ama ben bu seneden bu niyeti yazdım. Karamsar olmayacağım. Bir diğer aslında niyetlerimden biri de buydu. Çok zor günlerden geçiyoruz ve dediğim gibi ben zaten son 2 yılımı çok zor geçirdim. Ülke olarak da çok zor bir yere gidiyoruz. Dünya olarak çok zor bir yere gidiyoruz. Kuraklık, Covid, ölümler bu kadar çokken karamsar olmama kararı aldım ve bunu niyet ettim. Ve bunun için de gerçekten çabalıyorum. Bunun üzerine çalışmalar yapıyorum. En başta da tabii ki meditasyon, nefes gibi daha farkındalığımı arttırabildiğim, dış dünyadan kendimi koparıp daha iç dünyama dönebildiğim ve o iç dünyada kendimi daha kontrol edebildiğim, düşüncelerimi kontrol edebildiğim bir hale girmeye çalışıyorum. Bunu ne kadar yapabilirim? Dışarıdaki koşullar buna ne kadar izin verir bilmiyorum ama göreceğiz ve buna gerçekten de adımlar atmaya başladım. Bu madde aslında başkasına gördüğüm bir maddeydi ve çok hoşuma gitti. Ve dedim ki evet bunu ben de yapmalıyım. Her güne bir fotoğraf çekmek. 1 Ocak 2022'den itibaren her güne bir fotoğraf çekeceğim ve 365 günün sonundaki değişimim, ruh halim, yaşadıklarım, belki o güne bıraktığım notlar her neyse onları tek tek not etmeye ya da yazmaya ya da fark etmeye başlamak istiyorum. Bilmiyorum bu nasıl bir şey olur ama bence eğlenceli ve değişik bir challenge. Geçen sene de bu niyeti ortaya koymuştum ama geçen sene başaramadım. Bazen niyetleri koyuyoruz ortaya, yani en azından kendi adıma söyleyeyim. Niyetlerimi oluşturuyorum ama olmuyor. O sene onun için doğru bir sene olmuyor. Bunlardan biri de benim için geçen sene ortaya koyduğum niyetim kitesurf'e başlamaktı. Eşim başladı ama ben başlayamadım çünkü belki aranızda bilenler vardır, belki bilmeyenler vardır. Skolyozum var. Dolayısıyla omurga sağlığım sağlıklı bir bireye göre çok daha farklı ve yeterince bedenimin güçlü olmadığını düşündüğüm için kayıt hocam başlatmadı. Yine aynı niyeti bu sene koydum ve dedim ki bu sene de bedenimi daha güçlendirerek kitesurf'e başlamak istiyorum. Dediğim gibi bazen niyetleri ortaya koyuyoruz ama onları gerçekleştirebilmek o sene için doğru olmuyor ama bir sonraki sene onun için neden doğru zaman olmasın diyorum. Ve buna ek olarak aslında şöyle düşünmüştüm. Kayıta başlayabilmem için birazcık daha bedenimin güçlenmesi lazım. Demek ki sadece yaptığım spor yeterli değil. Peki bunun için neler yapabilirim diye düşünürken bir arkadaşımın büyük ısrarıyla yüzmeye başlayacağım. Bu da bu seneki niyetlerimden bir tanesi. Aslında burada söylediğim birçok niyete de ya başladım ya da böyle başlamak için büyük adımlar attım ya da atmaya başlayacağım. Önemli olan bu niyeti ortaya koymak değil, bir de bunun devamını getirebilmek diye düşünüyorum. O yüzden yüzme niyetimi de devamlılığını sağlayabilmek ve bunu hayatımın bir parçası haline getirebilmek için bu niyeti yazıyorum. Yine geçen sene gerçekleştiremediğim niyetlerimden bir tanesi de dansa başlamaktı. Neden gerçekleşmedi bilmiyorum ama sanırım onun için uygun bir zaman değildi. Kite'da sağlığım çok müsaade etmiyordu ama dansı yapabilirdim. Ama demek ki onun için doğru zaman geçen sene değilmiş. Ben yine aldım o niyetimi, bu seneye ekledim. Yapmak istediğim çok şey var ama böyle daha dizginleyerek gitmeye çalışıyorum. Çünkü yapamadığımda üzüleceğimi düşünüyorum. Herkes gibi ben de insanım ve bazen neden yapamadım, olmuyor, of çok hayalini kurdum ama gerçekleşmesi gerekiyordu, olmadı gibi düşüncelere kapılabiliyorum. Ve o noktada hemen böyle kendimi toparlamaya çalışıyorum. O yüzden bu senede niyetlerimi çok uzatmadan, çok abartmadan daha kendi çevresinde birbirini besleyen ve destekleyen niyetler olmasına özen gösterdim. Belli bir tarih koydum. Çok şey yaparken aslında tarih koymaya çalışıyorum, özen gösteriyorum ki bir programa oturtabileyim. Bu yılın ilk çeyreğinden sonra, yani aslında ikinci çeyreğinin başında yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü YouTube'u arttıracağım dedim. Bazı podcastler gelecek, bir şeyler yapacağız. Dansı da bu kadar çok şeyin üzerine ekleyebileceğimi zannetmiyorum şu an için. Onlar böyle biraz rayına oturduktan sonra dansı yapabileceğimi düşünüyorum. Buna inanıyorum. Belki daha öncesinde de hepsini rayına oturtup evet ya ben artık buna başlayabilirim derim. Geçen sene yapmadığım şey şuydu. Sadece dansa başlamak istiyorum demiştim ama bu dans türü neydi? İzmir'de bunun için nereler vardı? Bunların araştırmasını yapmamıştım ama bu sene yaptım. Hangi dans türüne gitmek istediğim belli. Bunun için nereden eğitim alabileceğim belli. Ve dolayısıyla niyetlerimi koyarken daha da ayrıntı vermeye bu sene özen gösterdim. İşte madem podcast'ı söyledim, şimdi tekrar edeyim. Bu sene daha çok üretken olmak gibi bir niyetim var ve daha çok ürettiğim bir yılda her şeyi yapabilmek istiyorum. Çünkü bana şu çok geliyordu, yani Ezgi Hanım lütfen podcastlere başlayın, sizi yolda da dinlemek istiyoruz, sadece YouTube yeterli değil gibi çok güzel mesajlar alıyordum. Ve ben de dedim ki bu sene niyetlerimden bir tanesi de podcastlere başlamak. Bir sonraki maddemden dolayı aslında başlayamıyordum birçok şeye ya da başlayıp çok aralıklarla devam ediyordum. Sanırım artık o kısmı aşmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu sene podcastlerimiz gelecek. Henüz hiç hazırlığım yok, yani kafamda bazı konu başlıkları var. Bunları küçük programını yaptım ama bir ekipman hazırlığı yapmadım. Bu zamana kadar olmamasının sebebi aslında bir diğer niyetim. Niyetimin sebebiydi. Ben çok mükemmelliyetçi bir insanım. Bu sene mükemmelliyetçi zihnimi artık hayatımdan, bedenimden arındırmaya karar verdim. Üzerine çok uzun yıllardır çalışıyorum. Bir şey mükemmel olmazsa vazgeçiyorum. Bir şey mükemmel olmazsa mutsuz oluyorum. Beni koçlukta görseniz şu anki videolarımdaki çekimlerim, hataları koçlukta asla affedemediğim şeyler ve kendimi çok yargıladığım noktalar. Bunu çözebilmek ve düzeltebilmek için çok uzun yıllardır zaten çaba harcıyorum. Aslında YouTube'a ara ara video çekmemin sebebi bu mükemmeliyetçi duygumu kırabilmek. Çünkü bu sene mükemmel olmasından ziyade elimden gelenin en iyisini yapabilmek ve insanların hayatlarına dokunabilmeye odaklanmak istiyorum. Çünkü ben bununla besleniyorum. Yani beni bu hayatta dinç tutan, hayata bağlayan şey öğrendiğimi öğretebilmek, birilerinin hayatına dokunabilmek, onların hayatında pozitif bir etki yaratabilmek. Bu beni gerçekten besleyen şey. Bunu unutup hayır çekim mükemmel olsun zihniyle hareket ettiğimde hem istediğim, beni hayata bağlayan şeyi yapamamış olduğumu fark ettim. Hem de mükemmelliyetçi zihnimin beni sürekli kemirdiğini fark ettim. Ve dedim ki Ezgi oradan artık bu sene çıkıyoruz ve elinden gelenin en iyisini yap ama yap. Bu seneki mottom bu. Bakalım, bu da niyetlerimden biri ve sanırım bunu başardım. Bu videoyu çekerek, yeniden hayata dönerek. Bir diğer niyetim aldığım ve verdiğim eğitimleri genişletmek. Bizim işlerimizin süreci böyle. Yani öğrenmek hep hayatımızın bir parçası. Öğretmek de hayatımızın bir parçası. Daha doğrusu bildiğimizi aktarabilmek, bildiğimizi birilerine ifade edebilmek hayatımızın bir parçası. Dolayısıyla öğrendiğim ve öğrettiğim eğitimleri birazcık daha arttırmak istiyorum. Bu da niyetlerimden bir tanesi. Bunlarla ilgili programları da zaten yaptım. Ve birçoğunuzun bilmediği, belki de %99'unu heyecanlandım söyleyemedim. Belki de %99'unuzun bilmediği bir şey, bir dilek, bir niyet, bir istek ve aslında eyleme geçtiğim bir süreç. Bu sene kitabım çıkıyor arkadaşlar. Ama uzun süredir üzerine çalışıyorum. Çok daha disiplinli çalışmam gerektiğini de biliyorum. Bu sene kitabımla ve sizlerle buluşuyor olacağım. Umarım bir aksilik olmazsa. Bunu söylerken bile görebiliyorum. Yani sizlerle buluştuğum, fuarlarda bir araya geldiğimiz o mükemmel organizasyonları görebiliyorum ve çok heyecanlanıyorum bunu söylerken. Ama bu seneki niyetlerimden bir tanesi de kitabımı aslında sizlerle buluşturabilmek. Bu da gerçekleşecek. Bunu da böyle çok heyecanla bekliyorum. Bakalım bu sene daha ne heyecanlar yaşayacağız ama bunlar benim harekete geçtiğim ve yapmak için, bitirmek için çok heyecanlandığım süreçler. Şimdiki maddem bazılarının hoşuna gitmeyecek ama benim bir süredir deneyimlediğim kendi hayatımda ve birilerine hep bunu ifade etmeye çalıştığım bir niyet. Daha ben merkezli olmak. Belki birçoğunuzun kafasındaki bencil kavramının karşılığı ama ben bencilliği kötü bir şey olarak tanımlamıyorum kendi içimde. Sizlerin bencil kavramıyla benimki aynı olmayabilir. Önce onu söyleyeyim. Ben daha ben merkezli. Ben mutlu olursam herkes mutlu olur. Ben iyiysem herkes iyi zihninden, düşüncesinden bahsediyorum. Ha ben merkezli olursam üretebildiğimi ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü çocukluğumdan beri hep verici olan kesim bendim. Yani karşımdaki mutlu olsun, ailem mutlu olsun, sevdiklerim mutlu olsun. Ben zaten onlar mutluysa mutlu olurum diyordum. Fakat bunun doğru olmadığını, bir süre sonra beni mutsuz ettiğini fark ettim. İşlerime öncelik vermek gibi ben merkezli olmaktan bahsediyorum. Bu hayır ben iyi olacağım, herkesi sileceğim, elimin tersiyle iteceğim, insanları mutsuz edeceğim düşüncesi değil. Önce bunu açıklayayım. Ben merkezli olmak bir süredir denediğim, deneyimlediğim ve üzerine hala çalıştığım bir konu ve bu senede bu konu üzerine birazcık daha derinleşmek istiyorum ve niyetlerimden bir tanesi de bu. Yine söylüyorum, sizin bencillik ifadenizle benim bencillik ifadem aynı olmayabilir. Dolayısıyla bencil olmayı başkasını mutsuz etmek olarak anlatmaya çalışmıyorum. Bunun da altını çizmek istiyorum. meditasyon, nefes gibi sabahları kendime vakit ayırmak. Sabah mucizesi videosunu izlediyseniz ne demek istediğimi anlamışsınızdır. İzlemeyen arkadaşlar için şuraya bir yere link bırakıyor olacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Mutlaka izleyin. Çok arkadaşa çok iyi geldi. Sabah mucizesinin maddelerini yapmak bana gerçekten çok iyi geliyor. Sevdiğim birine zarar geldiğinde, geçtiğimiz haftalarda çok sevdiğim birini kaybettim. Dünyadan koptuğumu, yani varlığımdan koptuğumu ve tamamen kendimi kapattığımı fark ettim. Bu sene bunu ne olursa olsun yapacağım. Yani meditasyonumu, nefesimi, yani o sabah disiplinimi hiç bozmayacağım. Kendime bunun sözünü vermek istiyorum. Son 2 gündür yapıyorum ve bu bana çok iyi geliyor. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bunu bir disiplin haline getirebilmek bence çok önemli. Çünkü fark ettim ki özellikle kayıp yaşadığım zaman gerçeklikten kopma haline geçebilmem çok kolay. Dolayısıyla o hale geçmemek adına, var olduğum şu sürece, şu zaman dilimine hakim olabilmek adına bunları yapmam gerektiğini ve bu disipline girmem gerektiğini fark ettim. Bu da benim önemli maddelerimden biri. Yani ne olursa olsun, hasta da olsam her gün sabah en azından kalkıp nefes, meditasyon, belki birazcık hareket, bunlar, o günün notlarını almak, bunlar benim için vazgeçilmez olmak zorunda diyorum. Diğer maddem yine buna çok yakın. Çok uzun süredir her gün not tutuyorum. Sabah mucizesindeki notlarımı tutuyorum. Bir de akşam günü değerlendirdiğim notlar var. Yine bu niyetime bu sene de devam etmek istiyorum. Özellikle söylüyorum ki belki bunu yapmak isteyen olabilir aranızda. Dolayısıyla sizlere de böyle bir örnek olsun diye bunu anlatmak istiyorum. Günü değerlendirdiğim, güne not verdiğim, günü yorumladığım ama kendimi hiç aşağılamadığım, yapamadığım için dövmediğim bir dille ifade ediyorum. Evet, bugün bunu yaşadık ama işte şu sebepten dolayı şöyle yapsak bunun çözümü olurdu, fakat o an onu görememiş olabilirim. Bundan sonra bu problemle karşılaştığımda şunu deneyebilirim gibi daha yapıcı diller kullanarak günümü yorumladığım, insanları yorumladığım, hayata baktığım, aslında geriye dönüp baktığımda bir sene öncesini değerlendirebildiğim notlar tutmaya çalışıyorum. Uzun süredir unuttuğum bir şeyi ifade etmeye çalıştım bu maddeleri yaparken. Ben çocukluğumdan beri bir şey alacaksam bunu aşkla yaparım. Yani şunu alıyorsam kalp var. Ama bunun bir sebebi olmalı. Yani ben ona çok bağlanmış olmalıyım. Bunu alıyorsam bir sebebi olmalı. O dakikadan itibaren bunu fiyatı benim için değişmiyor. Yani çok da önemli olmuyor. Ama bunu sırf almak için alıyorsam fiyatına baktığımı fark ettim. Ve dedim ki ben çocukken ki o daha olgun zihnime geri dönmek istiyorum. Sırf birilerinde olduğu için, sırf trend olduğu için, sırf olması gerektiğini zannettiğim için bir şey almayacağım. Bir eğitim bile. Eşya almak zorunda değil. Bir eğitim almayacağım. Bu videoları çekerken eğer aşkı hissetmiyorsam o zaman durup bunu nasıl hissedebilirim? Çünkü biliyorum ki buradaki benim tutkumu tetikleyen şeyler var. Ama beni düşüren, örneğin bugün bu videoyu çekerkenki 3. noktamızdayız. Çünkü sürekli kayıt duruyor. Bu aşkı tetikleyen şeylerin yöntemini bulacağım. Yani ne yaparsam yapayım, aşkla yapacağım sloganıyla devam edeceğim bu seneme. Bir diğer niyetim bu sene tek başıma tatile çıkmak. Çok uzun süredir istediğim bir şey aslında bu ama İşte Covid'di, yaşadığım bir takım kayıplardı, hastalıklardı. Buna çok izin vermedi açıkçası. Ben de bu sene dedim ki kendime 3 günlük tatil, kendimle baş başa kaldığım, kendimi tekrar hatırladığım, belki o çocuk Ezgi ile tekrar bir arada buluştuğum bir 3 günlük tatil programlamayı düşünüyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Onu göreceğim. Yurt içi mi, yurt dışı mı, ne zaman olduğu şu an hiç belirgin değil. Muhtemelen yaza doğru olur. Kışın tatil yapmayı çok sevmiyorum ben ama yazın kendimle baş başa kaldığım bir 3 gün ayırmak istiyorum. Bunun programını da şimdiden, tabii ki yurt dışı olursa çok güzel olur ama mümkün değilse eğer yurt içinde 3 günlük kendimle baş başa kaldığım bir tatil. Ve son niyetim, evrenin, yaratıcının, Tanrı'nın, neye inanırsanız bana sunduğu her şeyi kabul etmek. Yani bana gelen, ben çoğu iş teklifini reddediyorum. Çoğu reklam teklifini reddediyorum. Çünkü zihnim onları yapamayacağımı, henüz buna hazır olmadığımı, bunun benim alanım olmadığını hep ifade ediyor ama ben bu zihinden kurtulmak istediğim noktada bana verileni de kabul etmem gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla bundan sonra gelen her şeyi tabii ki bir değerlendireceğim ama başta hayır ya da teşekkür ederim gibi setler çekmeyeceğim. Evrenin bana sunduklarını kabul edeceğim. Ana gelir kaynağım koçluk çünkü benim. Koçluktan kazandıklarım olsun. Hep böyle bir sınır çizdiğim bir zihinle yaşadım. Bugünden itibaren sınırları yıkıyoruz ve sınırların ötesinde bir yaşama merhaba demek istiyorum. Bu anlattıklarım tabii ki yılbaşına kadar artacaktır. Ama bu videoyu bir an önce çekmek istedim ve zaman diliminde aklıma gelen niyetlerim bunlardı. Sizin yeni yıl, yeni bir sen, yeni bir hayat için niyetleriniz, dilekleriniz ya da istekleriniz neler? Yorumlarda buluşalım. Belki bana da ilham olursunuz. Ben de belki niyetlerime, sizlerin niyetlerini eklemek isterim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videonun bir de farklı bir versiyonu daha gelecek. Yeni yıl öncesi yapılması gerekenler diye. O da çok keyifli ve eğlenceli bir video olacak. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.